Biliyorsunuz 2,5 ay aşkındı, yaklaşık 3 ay gibi bir zamandır pandemi süreciyle ilgili COVID-19 münasebetiyle şehirde uygulanması gereken genelgeler üzerine, tedbirler üzerine çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde ilçemize yürüttük. Tabii bu arada sokağa çıkma yasakları, büyük şehirler arasındaki geçişlerin engellenmesiyle birlikte pazar yerlerimizde de belli kurallar uygulanmıştı. Bu kurallar çerçevesinde özellikle konfeksiyon türü ve hırdavat türü satıcısı olan esnaf kardeşlerimizin bu süreçte pazar açmaları engellenmişti. Çünkü sosyal mesafeye uyumdur, oradaki vatandaşların yoğunluğunu azaltma noktasıdır derken bu sebeplerden özellikle seyyar satıcısı konumunda olan konfeksiyoncu ve hırdavatçı kardeşlerimize tezgah açtırılmamıştı. Geldiğimiz noktada bugün özellikle pozitif vaka sayılarının çokça düşmesi, ölüm vakalarımızın çokça azalması münasebetiyle artık süreçte kendi kendine, kendi içinde gevşemeye başlamıştır. Yani sağlığımızı tehdit etmeyecek bir şekilde de bir yeni bir hayat tarzı belirlemek zorundayız. Yani sosyal mesafe kurallarına, yine maskemize ve hijyen kurallarımıza dikkat etmemiz gerekli. Peki bu arada konfeksiyon, hırdavattır, diğer tezgahtar olan kardeşlerimizin, esnaf kardeşlerimizin de artık tezgahlarını açması gerektiğinde daha önceden de kent konseyimizde, STK'larımızla birlikte geçmiş dönemde mevcut pazar yerinin kurulduğu 15 Temmuz Meydanı'nın çevresindeki o yoğunluğu şehrin omurgasının trafik yoğunluğu ve insan yoğunluğu noktasında kaldırmadığını, farklı bir noktaya taşınması gerekliliği ilgili de bir çalışmamız var. Bu çalışmanın bugün gerekliliğini daha çok görmüş durumdayız. Orada sosyal mesafenin uygulanması noktasında aynı zamanda tezgahlar arasındaki o mesafelerin sağlanmasıdır. Vatandaşlarımızın da aynı zamanda kontrollü oraya giriş çıkışlarını sağlamak ve girdiklerinde de alan mesafesinin çok geniş olması sayesinde de yakın mesafe zorunluluğu da oluşmadan sosyal mesafeyi de çok iyi kullanarak alışveriş yapma imkanlarını oluşturacağımız Irmak Caddesi ve Bayramca Köprüsü'ne doğru hareket eden o cadde üzerinde hem manav kardeşlerimizin, sebze satan kardeşlerimizin, konfeksiyon ve hırdavat ürünleri satan esnaf kardeşlerimizin de Irmak Caddesi boyunca dizilerek yeniden bu esnaf kardeşlerimizin de sorunlarının giderilmesi ve şehrimizin de trafik yoğunluğu ve insan yoğunluğu noktasında çok sıkıştığı bölgenin de rahatlatılması noktasında böyle bir karar aldık. Sayın Kaymakamımızın başkanlığında STK'larımızla birlikte istişare ettik. En uygun olanı belirledik ve bununla ilgili de buradaki hem vatandaşlarımıza hem de esnaf kardeşlerimize ihtiyaç olan, oradaki alışverişin kolaylığını sağlayacak olan noktaları belirleyerek vatandaşlarımızın lavabo, WC ihtiyaçları noktasındaki tedbirlerimizi, oradaki çizgilerin oluşturulup mesafelerin oluşturulması noktasındaki çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Haftaya hazırlamış olacağız inşallah. Biliyorsunuz şu andaki pazarın taşındığı bölge çok önemli bir merkezi temsil ediyor. Bir Bayramca pazarı kuruluyordu, bir Fevzi Çakmak pazarı kuruluyordu, bir de Çarşamba pazarı kuruluyordu. Şimdi burada biliyorsunuz aynı zamanda burada sosyal mesafelerin kontrol edilebilmesi, vatandaşların giriş sayıları, çıkış sayılarının kontrol edilebilmesi, yoğunluğun kontrol edilebilmesi çok mümkün değil. Ama bu oluşturduğumuz alan tam 3 noktanın orta noktasında olduğu için Çarşamba ve pazar günü bundan sonra aynı noktada pazar kurularak bu 3 yerde kurulan pazara da birlikte hizmet edecek Allah'ın izniyle.